Ay çok uzun zamandır kamera elime almıyorum. O yüzden birazcık heyecanlandım. Bir saniye şöyle biraz geriye koyayım sizi hatta. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Bahar ve gerçekten bu videoyu şu an çekebildiğim için çok heyecanlıyım. Aslında bazı aksilikler oldu. Bu videoyu ikinciye çekiyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Genelde anlık gelişmeleri oradan paylaşıyorum. Ben bu videoyu sildim. Nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok ama bu video silindi. O sebepten bu videoyu ikinciye çekiyoruz. Ben elime soğuk bir kola aldım. Duşumu aldım. Güzel bir yaz gününde, fazla sıcak bir İzmir sıcağından güzel bir video çekmek için tekrar kameranın karşısına oturdum. İnşallah bu sefer sakin, sorunsuz ve bir problem olmadan bu videoyu artık aktarıp editleyip size de sunmak istiyorum. Bu arada video günlerini artık çarşamba olarak değiştirdik. İki gün arasında kararsız kaldım. Ya çarşamba ya cuma yapacaktım ama düşündüm ki çarşamba olması böyle daha bir iyi olabilir gibi geldi. Şimdi o yüzden direkt eğer bu kısımda geçtiysek ve eğer abone olduysanız ve zil tuşuna bastıysanız da şimdi videomuzun ilerleyen kısmına geçelim diyorum efendim. Şimdi öncelikle başlıktan anlamış olduğunuz üzere bugün sizinle birlikte Balıkesir'de öğrenci olmak adlı bir video çekiyoruz ve gerçekten de Balıkesir'de öğrenci olarak bulunan bunu tam olarak bir yıl, en azından yani bir yıl bir çevreyi kavramak ne kadar yeterli bilmiyorum ama bunu sonuna böyle en uç noktalarına kadar keşfetmiş biri olarak sizinle bütün çıplaklığıyla her şeyi paylaşmak için kamera karşısına oturdum. Öncelikle sizin için güzel birkaç tane soru hazırladım. Şimdi şöyle, ben sizin için ajanlama bayağı bir sürü soru, cevap vesaire. Neyi merak ediyordum? Ben şu anda üniversiteye gidecek biri olsaydım neleri merak ederdim, neleri araştırmışım. Daha sonrasında bunlarla ilgili notlar aldım. Ve birkaç tanesini de özellikle altını çizdim. Önce o sorulardan başlıyoruz. Daha sonrasında da bunlarla ilgili cevaplarımı, fikirlerimi, genel olarak ne düşündüğümü, her şeyi sizinle tüm çıplaklığıyla paylaşmayı düşünüyorum. Öncelikle Balıkesir neresi? Nasıl bir yer? Gittiğinizde sizi ne bekliyor? Sizin Balıkesir'den bir beklentiniz var ama Balıkesir gerçekten sizin beklentilerinizi karşılayacak bir yer mi? Öncelikle bu konudan başlayalım. Öncelikle Balıkesir Ege bölgesinde olan bir şehrimiz ve Balıkesir Üniversitesi de tam olarak Balıkesir'in merkezinde diyebileceğimiz ama Balıkesir merkezle arasında 20 kilometre uzaklıkta olan bir üniversite. Bu üniversiteye gittiğinizde sizi neler bekliyor? Öncelikle üniversiteye gittiğinizde sizi böyle mükemmel bir yer beklemiyor. Adını Feriha koyduğundaki ortam zaten hiç beklemiyorsunuz. Yani öyle bir yer sizi karşılamayacak. Öncelikle bu kötü haberi veriyor olmaktan dolayı çok üzgünüm ama maalesef ki böyle bir gerçeğimiz var. Daha sonrasında üniversiteye gittiğinizde sizi genel olarak birbirinden bence kopuk fakülteler karşılıyor. Benim ilk olarak üniversiteyle ilgili söyleyebileceğim ama genel bütün üniversitelerde karşılaştığımız problemlerden biri bu. Fakülteler birbirinden çok kopuk. Öğrenci etkileşimi çok az. Fakülteler arasında etkileşim eğer aynı binadaysanız çok kuvvetli olabilir ama onun dışında fakülteler arasındaki etkileşim o kadar da böyle iyi bir süreç değil. Okulda sosyal etkinlikler çok az. Yani sosyal etkinlikten kastımız ya da siz sosyal etkinliğe nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bunu söyleyeyim. Bence okulda festivallerin, konserlerin, söyleşilerin olması gerekir. Ben üniversite yani öğrencisi olarak benim beklentim bu üniversiteden. Ama genel olarak bunlar ben hiç görmedim. Olmadı da sadece bu bizim gittiğimiz yılda Balıkesir işte böyle yaz şenliği gibi tarz böyle bir şey oldu. Ama o da Balıkesir'le alakalıydı yani üniversiteyle alakalı değildi. Öncelikle bundan bahsettik. Kampüse gittiğinizde size böyle bir ortam bekliyor. Kampüste benim bildiğim böyle toplu yani herkesin takıldığı bir yemekhane var. Bir de yemekhanenin altında bir kafe tarzı bir yer var. Onun da böyle büyük bir bahçesi var. Genelde böyle ilkbahar yaz aylarında orada öğrenciler takılıyor ediyor. Ama yine bence yeterli bir alan değil ve öğrencilerin ihtiyacını pek karşıladığını düşünmüyorum ben. Etkileşim, iletişim anlamında çok kopuk kalıyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Yani üniversitelerde, fakülteler arasında özellikle Balıkesir bünyesinde fakülteler arasındaki etkileşim çok az. Onun dışında normal olarak yani NEF dediğimiz bir bölge var. Birçok üniversitede zaten böyle hareketli bir yer oluyor. Balıkesir'in de NEF dediğimiz yani kampüs, NEF kampüsü yani Necati Bey Eğitim Fakültesi yani Eğitim Fakültesi'nin olduğu kampüsün etrafında öğrenciler genelde böyle bir etkileşim havasında olabiliyorlar. Kafeler, sokakları, işte öğrencilerin takılabilecekleri, ders çalışacakları, yurtların olduğu genel olarak bölge NEF'in olduğu tarafta. Öğrencilerin çok 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 büyük bir çoğunluğu NEF tarafında ev tutuyor, NEF tarafında konaklıyor, NEF tarafında eğlence ihtiyacını falan karşılıyor. O yüzden de siz eğer geliyorsanız NEF çevresinde bir yerde büyük ihtimalle üniversite hayatınızı devam ettireceksiniz. Öncelikle soru 1. Balıkesir'e geldiğimizde biz nerede kalmalıyız? Ne tarafında oturmalıyız? Nerede oturursak öğrencilerle çok etkileşim halinde oluruz? Az önce de cevabını verdim. Bu sorunun NEF tarafında oturursanız büyük ihtimalle öğrencilerle etkileşimde olursunuz. Daha böyle aktif bir sosyal hayatınız olabilir. Öğrenci evleri, yurt fiyatları ne kadar? Hangi fiyat aralığında? Bunu sizinle paylaşacağım. Öncelikle Balıkesir'de öğrenci evleri genel olarak yani öğrencilere verilen evler eğer bizim gibi yani siz birinci sınıfa başladıysanız birinci sınıftan böyle Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar tuttuğunuz evler normalde tutacaklarınızdan en az 2000 lira oynuyor. Yani mesela örnek veriyorum siz birinci sınıf öğrencisiniz. Birinci sınıfı bitirdiniz ve ikinci sınıfta eve çıkmak istiyorsunuz.
2000 liraya bulabilirsiniz. Ama siz geri geldiğinizde yani şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatayım. Birinci sınıf değilseniz ve ilk defa başlıyorsanız tuttuğunuzdaki ilk fiyatlar çok pahalı olacak. Hatta en pahalı fiyatlara denk geleceksiniz. Çünkü genelde sınav tercih sonuçları açıklandıktan sonra ev fiyatları, yurt fiyatları ve apart fiyatları bunlar böyle büyük bir yükselişe geçiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu böyle ama genel olarak eğer birinci sınıftaysanız ve ikinci sınıfa geçtiğinizde bir eve çıkmak istiyorsanız normalde 2000 liradan başlıyor. 5-6 bu civara kadar çıkabiliyor sizin kaç kişiyle çıkacağınıza ve nasıl bir oda sayısı, işte evin konumu, ihtiyacına göre de değişiyor. Ama genelde 2000 lirayla 6000 lira bandında değişiyor. Çok yukarısında olacağını sanmıyorum. Çok altında da olacağını düşünmüyorum ama bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Bu kişi başı söylediğim bir fiyat değil. Evin bir fiyatı. O yüzden bence evler genelde 2000 lira ve 5000 lira diyelim. Hani bu fiyat bandında değişiyor. Onun dışında yurt fiyatları ne kadar? Ben 2 kişilik bir odada kalıyorum. Benim kaldığım odanın fiyatı yıllık ücreti 16.000 lira. Aylık olarak da 1600 lira ödüyorum ben. Kaldığım yurtta neler var? Sıcak suyunuz karşılanıyor. Mutfakla ilgili yemek vesaire yok. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Mutfağı var. Odalara şey koyamıyorsunuz. Böyle ızgara tarzı, ocak tarzı öyle şeyler koyamıyorsunuz. Ama kettle'a izin veriyorlar. Su kaynatma cihazına falan onlara da izin veriyorlar. Onları kullanabiliyorsunuz. Kahve makinenizi götürebilirsiniz. Genelde bizim yurdumuzda bunlar karşılanıyor. Bazı yurtlarda odaların içerisinde tuvalet, banyo vesaire oluyor. Benim kaldığım yurtta yok. Katlarda lavabolar ve tuvaletler var. Benim kaldığım yer 16.000 lira. Apartlar var. Apartlar 20-25 bandında 30'a kadar çıkan apartlar da olabiliyor. Kaldığınız yurt fiyatı, kaldığınız odadaki kişi sayısına göre de değişebiliyor. Genelde biz şöyle diyelim yıllık 12.000'den başlıyor. Hani en uygun fiyatlıyı söyleyecek olursam aynen 12-12.500 bu civarda başlıyor. 30'a kadar da çıkıyor sizin bütçeniz ne kadar giderse. Genelde böyle tek kalmak isteyenler vesaire daha fazla bir ücret ödüyor. Her yurdun şeyi, sağlığı, şartlar farklı. Otobüs duraklarına mesafesi farklı ki bence düşünmeniz gereken en önemli şey özellikle Balıkesir'de. Otobüs duraklarına yurdunuz yakın mı değil mi? Onun dışında bir diğer soru da sizce yani ben kendime yöneltiyorum bu soruyu. Bence apartta mı, yurtta mı, evde mi kalmalısınız? Bence en mantıklı şey ilk geldiğinizde yurtta kalmanız. Çünkü yurtta gerçekten çok fazla etkileşiminiz oluyor. Şimdi apartta nasıl oluyor bilmiyorum ama bence yurtta gerçekten çok fazla etkileşiminiz oluyor. Kattaki kızlarla etkileşiminiz oluyor, binada etkileşimleriniz oluyor, oradan edindiğiniz arkadaşlıklar olabiliyor. Bu bence çok daha önemli çünkü gerçekten sürekli kalıyorsunuz. Kimisinin olumlu tecrübeleri oluyor, kimisinin olumsuz tecrübeleri oluyor ama bence ilk yıl yurtta kalınması gerekiyor. Direkt eve çıkan insanları ben çok mantıklı bulmuyorum çünkü arkadaş çevrenizi kısıtlıyormuşsunuz gibi geliyor bana. Yani sadece kendi bölümümüzden insanlarla arkadaşlık kuruyorsunuz. O bana pek doğru gelmiyor. Çünkü her zaman kendi bölümümüzdeki insanlarla aynı iletişim frekansında olmayabiliyorsunuz. Bazen birbirinizi rakip gördüğünüz anlar bile olabiliyor. Hatta bazen siz istemsizce bir kıyas yarışına giriyorsunuz. Bu olabilir yani mümkün bir durum. O yüzden bence ilk yıl yurtta kalınması gerekiyor. Ama sonraki yıllarda bence eve çıkmak çok daha mantıklı. Çünkü yurtlar gerçekten günümüz şartlarında çok pahalı. Eğer aileniz izin veriyorsa bence mutlaka bir eve çıkmanız gerekiyor. Konforlu oluyor hem de daha böyle uygun fiyatlı oluyor gelen karşı taraf için. O yüzden bence ilk yıl yurtta kalınması gerekiyor. Ondan sonraki yıllarda eve çıkabilirsiniz. Bana kalırsa. Apartta şöyle. Apartta gerçekten eğer bizim gibi yani pandemi zamanının öğrencileriyseniz ki geçti artık bu durum ama apartta kalmak bana çok mantıklı gelmiyor ilk yıl için. Çünkü apartta gerçekten yine aynı ev mantığında oluyor ve siz sadece yine o aparta çıktığınız mesela 4 kişi mi çıktınız? O 4 kişiyle iletişim halinde kalabiliyorsunuz. Çok sık böyle kattakilerle görüşmüyorsunuz. Eğer böyle çok aktif bir insan değilseniz. Bunun da bir konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben kimisinin sosyal anksiyetesi falan oluyor. Arkadaş edinme de zorlanabiliyor. O yüzden bence ilk yıl kesinlikle yurtta kalınması gerekiyor. Bir diğer soruya geçtik. Ev kiraları. Bundan bahsetmiştim zaten. 2000 ile 5000 bandında değişiyor. İlk yıl kaç kişilik odada kalınmalı? Ben ilk yıl 3 kişilik odada kalmıştım ama eğer hani bütçeniz bunun için uygunsa bence 2 kişilik odada kalmak çok daha mantıklı olabilir. O da şöyle bir sıkıntısı var onun da. Çıktığınız kişiyle direkt anlaşamayabilirsiniz. Ben 3 kişilik odadaydım. Mesela diyelim ki arkadaşlarımdan bir tanesiyle anlaşamadım. Bir diğeriyle anlaşma şansım vardı. Ya da onlar benimle anlaşamadı. Karşı taraftaki kişilerin de birbirleriyle anlaşabileceği seçenekler vardı. Ama 2 kişilikte öyle bir şansınız yok. Yani bunu da düşünerek edin. Ama 2 kişilik gerçekten çok rahat. Çünkü boş zamanını kollayabileceğiniz tek bir kişi var. Yani mesela örnek veriyorum. Sizin dersiniz çarşamba günü saat 5'ten sonra onun hani mesela dersi yok. 5'ten sonra. Sizin de saat 2'de bitiyor dersiniz. 3 saat bir boşluğunuz var. Kendinize vakit ayırabiliyorsunuz ki bazen insan gerçekten odada kaldığı süre zarfında yani tek kaldığı ya da tek kalabildiği, kendine vakit ayırabileceği o 3 saatlik zaman dilimlerini çok arıyor. Ben arkadaşlarımı seviyordum ama yine de bazen bu zaman dilimlerini aradığım oluyordu. Ki hakeza bence durum onlar için de aynıdır. Onun dışında KYK'da mı kalınmalı ilk yıl yoksa özel yurtta mı kalınmalı? Ben KYK'da kalmadım çünkü bizim okulun KYK'sı gerçekten kötüydü yani. Ben pek beğenmedim. O yüzden de hani KYK'da kalmadım. Ama böyle yeni yapılmış eşyalarının yeni olduğunu bildiğim ya da kalabileceğim kişi sayısının az olduğunu
tahmin ettiğim ya da öyle söyleyeyim. Çıkacak bir yurt olsaydı giderdim. Ha bana yurt çıktı mı? Hayır çıkmadı. O ayrı. Ya bence tam olarak öğrencinin ihtiyacını karşılamıyordu bizim yurdumuz. O yüzden de hani ilk yıl KYK çıkarsa KYK'da kalın. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı oluyor. Ha, günümüzde hani uygun fiyat diye bir şey yok ama bence KYK bu bakımdan daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Mantıklı bir seçenek yani bu bakımdan. Ama Balıkesir bazında düşünecek olursak Balıkesir'in kız KYK'sı şehrin birazcık dışında. Bayağı bir dışında hatta. O birazcık kötü bir seçenek olabilir ama fiyat performans olarak düşünüyor olursak KYK'da kalmak mantıklı olabilir. Çünkü hani birçok aile bazen hani kızlarının ya da evlatlarının kalacağı o kalma durumunu karşılayamıyor. Çünkü ilk yıl üniversitede gerçekten çok fazla masraf yapıyorsunuz. Diğer bölümler için nasıl bilmiyorum ama ben ilk gittiğim 2 ayda çok fazla bir masraf yaptım. Herkese de bence durum böyle oluyordur. Çünkü fazladan bir nevresim takım alıyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz. Her şeyi bir kere daha alıyorsunuz. Yani oraya gittiğinizde tekrar ihtiyaç duyarsınız. Kapkacak, o bu şu bir şeyler alıyorsunuz. O yüzden bence normalden çok daha fazla bir masraf var. İlk yıl bence KYK'ya çıkmak mantıklı olabilir eğer bütçenizi düşünüyorsanız. Onun dışında Balıkesir'e gittik biz. Nereleri gezebiliriz? Öğrenciyiz, artık okula başladık ve hani bir tavsiye verecek olursam bence Balıkesir'de gidebileceğiniz çok fazla bir yer yok. O yüzden sıklıkla Balıkesir'de her gün bir kafeye gitmektense ya da her gün aynı kafeye gitmektense bana kalırsa her gün aynı kafeye gidip vereceğiniz o 30 lira kahve parasını gidip bir kenara atıp daha sonrasında bundan mantıklı bir şekilde harcayabilirsiniz. İşte Bursa'ya gidebilirsiniz, Uludağ'a gidebilirsiniz kışın arkadaşlarınızla. Daha sonrasında işte ne bileyim Kaz Dağları tarafına gidebilirsiniz, Çanakkale tarafına gidebilirsiniz. Onun dışında istediğiniz farklı farklı yerlere gidebilirsiniz. Kütahya'ya gidebilirsiniz, Eskişehir'e gidebilirsiniz. Hatta bu yıl içerisinde eğer tren açılırsa Ankara'ya gidebilirsiniz. Hızlı trenle Ankara'dan İstanbul'a gidebilirsiniz. Çünkü saatleri çok böyle aza indirilecekmiş diye duydum. Bu şekilde farklı farklı seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Evet, seyahatler çok ucuza gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ama her gün gidip kafeye, bir kahveye 30 lira vermektense bana mantıklı gelen kısmı ben her gün o vereceğim 30 lira yerine haftada bir kere bir kahve içerim. Her gün çıkmak yerine bir kere çıkarım. O kalan haftalarda yani o kalan 6 günde çıkacağım parayı bir kenara koyarım. Onunla birlikte de 2 ayda bir gezmeye giderim. Hani normalde belki ekonomi bir tık daha iyi olsaydı daha kısa sürede ne bileyim 3 haftada 4 haftada bir gidecektiniz. Ama şu an bu şartlar altında 2 ayda bir belki gayet de güzel bir geze olabilir sizin için. Bana kalırsa Balıkesir'de farklı farklı şehirlere gitmek tek bir şehirde hani şehir içinde sürekli aynı yerlere gitmekten çok daha mantıklı olur ve çok daha kültürünüze katkı sağlar. Benim nacizane fikrim. Onun dışında Ayvalık'a gidebilirsiniz, Cunda'ya gidebilirsiniz, Sarımsaklı plaj tarafına gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar yine yazın gidebileceğiniz yerler. Kışın yani ilk dönem, ilk Balıkesir'e gittiğiniz zaman diliminde en mantıklı yani yapabileceğiniz en mantıklı şey bu olur gibi geliyor bana. Onun dışında NEF kampüs yurdu vesaire bunlardan bahsettim. Kampüsün içerisinde erkek KYK yurdu var ve özel bir yurt var. Eğer kampüste kalmak istiyorsanız ki bence pek mantıklı bir seçenek değil kampüste kalmak. Çünkü Balıkesir kampüs araçlarının son kampüse gidiş tarihi saat 11. Eğer bir proje yapıyorsanız, bir ödeviniz varsa merkezde bütün bağınız kesiliyor. O an için yapabileceğiniz hiçbir şey yok, hiçbir seçeneğiniz yok. O yüzden bence pek mantıklı gelmiyor bana. Ama yine tercih sizin. Belki okula yakın olmak isterseniz, belki uykunuzu çok seviyorsunuzdur. Sabah onu o yolda harcamak istemiyorsunuzdur. Size kalmış. Ben olsaydım merkezde bir yerde kalırdım. Çünkü o zaman da öyle yaptım. Ben bunun yaşanacağını biliyordum. Yani istemedim o yüzden. Bana gereksiz geldi kampüste kalmak. Merkezde kalıp böyle bir şeylerden anında faydalanabiliyor olmak ya da bir şeyleri o anda ihtiyacımın olduğu anda gideriyor olmak bana daha kolay ve mantıklı bir çözüm gibi gelmişti. O yüzden de merkezde kalmıştım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir seçeneğiniz varsa merkezde kalmak sizin için çok daha avantajlı olur. Ulaşım fiyatları öğrenci dostu mu değil mi? Biraz da bunun üzerine konuşalım istedim. Öncelikle bence Balıkesir pek de öğrenci dostu bir şehir değil. Evet uygun. Bazı noktalarda. Mesela İzmir'deki ev fiyatlarıyla karşılaştıracak olursak Balıkesir mükemmel. Ben Balıkesir öğrenci dostu bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Siz farklı bir fikirde olabilirsiniz. O yüzden fikirleriniz benim için önemli. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yazdığınız yorumlarla bu videoyu izleyen başka insanlara da yardımcı olabilirsiniz. O yüzden bence eğer bu konu hakkında bir fikriniz varsa ve bu fikrin başka birilerine de yararlı olacağını düşünüyorsanız aşağıya lütfen yorum olarak bırakın. Yorumların hepsini de okuyorum. Ulaşım fiyatlarına geçecek olursak biz şu an 2022 yılındayız. Balıkesir'de tam fiyatı 9 lira. Öğrenci fiyatı galiba ya 4,5 ya 5. Öyle bir şey olması lazım. Tam bilmiyorum fiyatı. En son o fiyattaydı. Biz en yani 2021 yılı 22'nin bahar döneminde. Evet, 2022'nin bahar döneminde 4,5 basıyorduk ama şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Öğrenci kartı bir tık daha uyguna geliyor. Ha, pahalı mı? Evet. Çünkü bence 4,5 öğrenci kartına göre biraz pahalı geliyor. Ne bileyim 3, 2,5 hani bu fiyatta olsaydı bir tık daha bence iyi olurdu. O yüzden mesela öğrenciler kampüse gidiyor, kampüste işini görüyor, geri geliyor merkeze. Genelde öyle oluyor. Boş zamanlarda neler yapabiliriz? Öncelikle NEF'e gidip kafede oturabilirsiniz. Arkadaşlarınızla okey oynayabilirsiniz ki genelde böyle oluyor. Üniversite hayatına gittiğinizde çok bir şey bekliyorsunuz ama öyle olmuyor. Özellikle küçük şehirlerde öyle olmuyor. Kışın daha çok öyle olmuyor. O yüzden bilmiyorum. Bir kafeye gidebilirsiniz, bilardo oynayabilirsiniz. İşte ne bileyim
oynayabilirsiniz. Bu tür yerler bulabilirsiniz. İşte ne bileyim bir yarış pisti tarzı bir şey bulabilirsiniz. Go kart'a gidebilirsiniz. Ya benim sunabileceğim çok fazla bir şey yok bu konuda. Eğer sizin fikriniz varsa onları da aşağıya yorum olarak belirtin. Balıkesir'de Ayvalık'a, işte Bandırma'ya, o taraflara gittiğinizde gidebilirsiniz. Ama öğrenci olarak, altında araba olmayan bir öğrenci olarak o taraflara gitmek, geri gelmek çok zaman anlamında da, ücret anlamında da pahalıya geldiği için birazcık o taraflara gidip aktivite yapmak zor oluyor. Ben pek gitmedim. Eğer gittiyseniz aşağıya yorum olarak bırakırsınız. Genel olarak o taraflarda fakültesi bulunan, yani üniversitemizin fakültesi bulunan öğrenciler de yararlanabilir diye düşünüyorum. Farklı üniversitelerin farklı bölgelerinde olan yerler için de aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Genel olarak işte yapabileceğimiz ya da benim söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Benim yazdıklarım da genel olarak bu kadardı. Arkadaşlar, üniversiteye gittiğinizde eğer kendinizi geliştirmiyorsanız, kendinize bir şeyler katmıyorsanız, bu istek, bu çaba üzerine bir şeyler yapmıyorsanız, siz zaten üniversite hayatını lisenin devamı gibi okursunuz. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Yani siz Balıkesir'e gitmişsiniz, işte ne bileyim Trabzon'a gitmişsiniz, Edirne'ye gitmişsiniz, işte Kars'a gitmişsiniz, Ağrı'ya gitmişsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Eğer siz gittiğiniz yerde kendinize bir şey katmak, kendinizi geliştirmek, bulunduğunuz konumdan bir tık daha üste çıkmak, ben bugün sabah kalktığımda ne yapacağım, nasıl daha iyi bir üniversite hayatı yaşarım ya da ben neyi öğrenmek istiyorum, ne yapmak istiyorum, bunun bilincinde değilseniz üniversiteye gittiğinizde aslında üniversite değil, lisenin uzatmasını okumuş oluyorsunuz. Daha farklı bir şey yapmıyorsunuz. Bu gittiğiniz ilde de aynı durum. Siz dünyanın en iyi üniversitesine de gitseniz, kendinizi geliştirmek isteyen bir insan değilseniz, siz sadece oraya gittiğinizde günü geçirirsiniz. Benim size verebileceğim tavsiye bu. Umarım verdiğim şeyler ya da söylediğim şeyler tek bir kişiye bile olsa benim için çok önemli. Umarım videoyu severek, beğenerek izlemişsinizdir. O yüzden sizden şimdiden izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram hesabından da şuralardan bir yerden çıkan butondan da takip edebilirsiniz. Genelde anlık bilgileri Instagram hesabından paylaşıyor oluyorum. Şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle video fikirlerinizi aşağıya paylaşabilirsiniz. Yorum olarak da onları da bırakabilirsiniz. Dediğim gibi yorumların hepsini okuyorum. Şimdiden hepinize tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek isterseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın diyorum ve şimdiden hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.